Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir seriyle karşınızdayız. İşte karşımda duruyor, ne biliyor musunuz? Stranded Deep arkadaşlar. Biliyorum, çok beklerim bu seriyi. Facebook'ta hatta duyurusunu yaptım. Müthiş bir seri olacak, onu hissediyorum. Sizler için arkadaşlar bunu yaklaşık oyunu aldığından beri çok az oynadım. Yani inanın o kadar hani çok fazla bir şey bilmiyorum ama temel kurallarını öğrendim. Şu anlık ses çok çıkıyor. Şöyle bir azaltayım. Temel kuralları öğrendim neredeyse. Yani çapa yapmayı. Ham. Yani ham bu arada. Normal ham oluyor yani. Normal yaptınız. Hani normal yaptınız ham oluyor. Ham çap. Yani şey oluyor. Balta. Ham balta. Çekiç. Ham çekiç. Ham mızrak oluyor. Oyun şu an hani göz atış bölümünü yaptığımızda oyunun versiyonu çok azdı. Yani versiyon derken biriydi sanırım, biriydi. Hani o videoyu açmak isteyenler açabiliyor. Versiyonu düşüktü. Bayağı bir güncelleme yaptı kendisini sağ olsun Stranded Deep. Allah razı olsun adamlardan, ne dileyim. Yani ne dileyim. 24 liraya almıştım kendisini. Müthiş yani bir seri olacağını sezmiştim. Neden? Nedeniyse yani arkadaşlar oyunu o kadar hani bekliyorum. Ne zaman çeksem? Çok bekliyorum. Ne zaman çekeceğim. İşte geldi gün. Şimdi de bize çekmek düşer. Oyun şimdi. Oyuna daha hani böyle multiplayer eklenmiş değil. Bakın multiplayer eklenmiş değil. Options yerinde bazı ayarların Türkçe'de geleceğini söylüyordu sanırım. Bazı ayarların hani comics falan diyordu. Nasıl diyelim, comic yakında falan demek. Ayarları yakında geleceğini söylüyordu. Demek oyun daha gelişecek. Umarım DayZ gibi olmaz. DayZ gibi zaten bug'lar çoğu giderilmiş. Sağ olsun yapımcı, bravo yapımcı sana. Bug'ların çoğu giderilmiş arkadaşlar, onu söylemekte ayrı var. Oyunu daha önceden açtığım oluyor. Ama tabii ki size sevleyeceğiz oyunumuzu sonra. Ben çok heyecanlıyım. Hemen başlamak istiyorum. New game. Böyle yaratıyor ama ben şöyle yaratıyorum. Bakın. İsmi koyacağız, tamam. O zaman şey koyalım. Abonelerimizin şeylerini koyalım. 173. Dur. Okey. Adı yani şurada altta yani geçişlerde yine şey olacağını biliyorsunuz. Bakın altta size bazı arkadaşlar action'da bir sorun var. Umarım düzelir. Neden biliyor musunuz? Çünkü geçiş sahneleri geçerken kayıt da duruyor. Demin durdu ve şimdi adı yani buradayız. Uçağımızdayız. Uçağımız sanırım Atlantik'in üstünde gidiyor. Böyle bir uçak. Şimdi uçağımızın buradan kalktık. Onu söyleyeyim. Uçağımızın buradan kalktık. Kemerini çıkardı adamımız. Sanırım bilgisayarla bir araştırma yapıyor ve introyu geçmek istemiyorum. Oha ya. Oha. Dur ya. Hele bir dur, alışalım. Zaten alıştık gerçi ama. Baksana. İçine yağmur. Car mı? Craftable England Orange. You make orange al diyor. Bakın. Kokteyl orange tıkladığımızda kokteyl oluyor. Ve size. Taba basarak da yakıyorum. İçelim hadi bakalım. Ele pick up ve iç. Evet. Craftable sistemi böyleymiş. Şimdi aynı yerine geri dön dedi. Idi back your seat going to long. Kısa uçuşmuş bu diyor sanırım. Ne oluyor? Güzel bir uçağım var. Bakın burada da. Boom. Ne oldu ya? Pilot ne yapıyorsun? Batıyoruz hala, iniyoruz. Ne oluyor? Evet, normal klişe bir kaza işte size. Klişe bir kaza gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Olmazsa olmazı. Suyun içindeyim. Çabuk. Life Raft Source'un yanına çık diyor. Gel. Gel. Nerede orada? Orada alatımız orada. Çık alatın üstüne. Oh. Şuraya bak arkadaş. Bra. Patladı be. Umarım bu sefer kayıt yine durmaz arkadaşlar. Oh, durmadı. Vallahi durmadı. Şimdi biliyorsunuz ilk baş hani adaya geldiğimizde tam çözüm oynamıyoruz tabii ki ama göz atış bölümünde hepsini bunları yaptık.
adaya geldiğimizde uçak altta yüzüyor derken altta bir kaplan köpek balığı var sanırım. Şimdi bakın life rate geliyor, yani şey geliyor size, can şeyi galiba bu, neydi bu, unuttum. Sal geliyor bir tane işte böyle bir tane. Sonra elinize bir tane şey veriyor, hani böyle kullan diyor, pedal veriyor. Pedalımızda şöyle gidelim bakalım şu adaya. Umarım iyi bir adaya düşmüşümdür. Umarım. Bu arada görüş mesafesini şey yaptım size, neden böyle geliyor derseniz, ayarlardan görüş mesafesini uzaklaştırırsanız aynı böyle siz de göreceksiniz. Yani yakın görmüyor artık, uzak geliyor mesafeler size. Adada yani deniz anaları falan, değişik bir canlılar eklenmiş okyanusa. Ki bu güzel olmuş. Ben bazı adalar var yine, nasıl diyelim, şöyle bakın. Bakın şu an suda değilim. Bakın. Bakın. Bakın şu su efekti hala geliyor. Kötü olmuş o. Neyse. Oyunumuza gelelim. Gel bakalım. Umarım iyi bir adaya düşmüşümdür. Umarım. Umarım. Ağaç, güzel ağaç var. Sonra şimdi iç çevreyi araştırdıktan sonra bıçakla gezmek her zaman iyidir. Aman yani birisi bıçaklar kalırız öyle valla. Taşları ilk başta toplamak istiyorum. Maşallah güzel taşlar varmış. Burayı biliyorum arkadaş. Burada süper bir ada. Burayı biliyorum sanırım. Taşları ilk baş adayı böyle bir kulaş atalım arkadaşlar. Sticks falan taş toplayalım. Onu istiyorum. Ya arkadaş, hani bu, hani arkadaşlar şöyle oluyor ya, hani şöyle. Bakın şöyle. Şöyle bakın. Sankilim. Bir şey var ve benden saklanıyor. Arkada bir şey var arkadaş. Bize her an bıçaklayabilir bu adada. Birisi her an bizi öldürebilir. Onu söyleyeyim. Palmiye ağaçları kesebiliyoruz. Bu arada palmiyelere sanırım çıkılma özelliği gelmiş. Bakın çıkabiliyoruz. Palmiyelere çıkıp ne yapıyorsun derseniz, böyle işte bunları kopartıyorsun arkadaş. Kokonatları kopartıyorsun. Hindistan cevizi değil bunlar değil mi? Kokonat. Yeşil kokonat bunlar. İçinden su çıkıyor. İşte Hindistan cevizi oluyor yani. Bakın şöyle Hindistan cevizleri. Hindistan cevizleri bu arada şöyle şey özelliği var. Mesela susadıysanız en Hindistan cevizi size ağaçlarınızı gidertiyor. Kokonat işte. İçebilir kokonatmış bu. Evet aynen öyle. Sanırım diğerini ne yaptın? O ne? Açmamışım. Pekala. İki tane çıkmış zaten. İçilebilir kokonat diyor. Yani bakın. Bunlar kokonat arkadaşlar. Şimdi yani dediğim gibi kokonatları aldıktan sonra hem sizin ağaçlarınızı şey yapıyor. Gideriyor. Hem de su ihtiyacınızı gideriyor. Yani burada suyunuz bitiyor. Bir süreden sonra su bitiyor yani. Susuz kalıyorsunuz arkadaşlar bakın. 3 serving var yani. 3 kere dayanabilirsiniz. Suyunuz bittiğinde ne yapacaksınız derseniz, suyunuz bittiğinde bir adet kova bulmanız gerekiyor. Kova ile bir tane de ateş lazım. Hani ateş yeri yapıyoruz ya buraya. Ateş lazım. Kovayı ateşin yanına koyuyorsunuz ve tuzlar eriyor. Artık içilebilir bir su haline geliyor su. Onu ileride gireceğiz de. Şimdi araştırmamız gerekiyor. Bu arada bakın bazı adalar olduğunu söyleyebilirim. Olabildiğince yuka bakın. Yuka bitkileri size... Yuka da bize iki tane ip verecek ki artık hani nasıl diyeyim, bir tane kendimize bir yer kuracağız. Hani oraya eşyalarımızı kuracağız arkadaşlar. Şöyle güzel bir yer olsun. Hani ortaya böyle ortaya karışık. Burası bence bizim için tam iyi bir yer. Şurası bence çok güzel. Şuraya aman diyeyim suyunuzu atmayın. Bir kere suyumu attım. Kayboldu. Sanırım bir yerlerde hani bug falan var. Çöküyor başka bir yere gidiyor. Suyumu aynen buraya koymuştum arkadaşlar. Su gitmiş kıyının oraya. Bazen oluyor suyunu zaten demeyin, susuz kalırsınız. Şöyle alt bakalım. Craft yerlerimi yapacağım buraya. Craftlarımı burada yaparım artık. Şöyle alt bakalım. Kokonatlarımı ise şuraya koymak istiyorum. Şurası iyi bence. Kokonatlarımı da buraya koyayım. Güzel. Şimdi diğer şeyleri, yukaları almaya gidelim. İpleri yani. İplerimizi alalım. Sticks alalım. Yukayı da almadan olmaz bence. Yukayı nerede bıraktık yuka? Yuka neredesin? Yuka yok. Yukaya kayboldu galiba.
Nerede kesmiştik biz onu ya? Arkadaşlar biliyor musunuz? Hay Allah. Unuttum galiba. Ah. Lazingler burada. Patates ağaç bitkileri var yani patates veriyorlar. Ama bu bitkiler, bitkilerde şunu gözlemledim. Kestiğiniz bitkiler bir yerden sonra yeniden büyüyorlar. Onu biliyorum. Şimdi daha değişik şeyler toplamadan önce şu craftımızı da atalım şöyle. Gel gel. Gel aynen böyle. Aa ne yapabiliyorum? Kamp ateşi ilk başta yapmak her zaman bizim için iyidir. Şuraya yapmak istiyorum kamp ateşini. Aynen böyle. Daha yakmamıza gerek yok arkadaşlar. Taşlarımız var. Bu arada şunu da temsil ettim. Bazı arkadaşlar diyor hani taşlarla ateşinizi güçlendirebiliyormuşsunuz. Yani şöyle üstüne koyup craft oluyormuş. Taş. Şöyle bizlere olacak. Aha oldu bakın. Bakın arkadaşlar oldu. Bakın. Pit yani taşınızı şöyle yaptınız bakın. İçi çevrelendi. Sanırım bu özelliği yapınca hani bazı hani balık tutuyoruz ya mesela akrep. Akrepleri hani bu sefer elimizde tutmamıza gerek yokmuş. O taşın üstüne bıraktığımızda pişiyormuş. Öyle bir özellik de var. Keşfettik. Yani ben bazı rehberde biliyorum. Aa, patates bizim için çok önemli bir meyve olacaktır. Meyve diyorum sebze işte. Meyve sebzeyi karıştıran ilk ben miyim? Ben miyim söyleyin bana. Şöyle patateslerimizi de atalım. Patatesler ayrı durmasına gerek yok. Hepsi aynı durursun böyle işte. Sen arkadaş şöyle dur yani. Aynen böyle. Lazinglerimiz lazing. Craft table'ımı buraya da kurabilirim bakın. Şöyle kurabilirim de ama yetmez. Hani daha büyük eşyaları craftlayacağız ya arkadaşlar. Uzun işimiz zor olacak. Ve craft işi bizi birazcık sakıncalı buluyor. Craft yerimi nereye koysam bakın şimdi hiç geri dönüp şuraya koyalım ya. Şurada kalsın işte. Şöyle craftımızı bulalım. Şimdi bir taş bulup da bir tane sticks bulmak her zaman iyidir. Çünkü am şey yapacağız. Söyleyin şunu arkadaşlar. Ham sticks bulduğum iyi oldu. Ham balta yapacağız. Balta bize sticks kesmede, ağaçları, palmiyeleri kesmede yardımcı olacak. Ölüyor musun bakayım? Öldü bakın. Bakın crab toplamak her zaman iyidir. Şöyle öldürelim. Bakın sizi öldürmek istemedim ama siz burada çok gezindiniz. Ben de burada açım. Ölebilirim her zaman. Arkadaşlar şunu da ben yapmak istiyorum. Öncekilerde hani bir kere oynadığımda çok keşke yapsaydım gibilerim oluyor. Neyi biliyor musunuz? Ya yemekleri pişirmezseniz hani bir de fire pit yapmamıştım ben. Bunları yapmasanız sonra açlığınız oluyor ve hemen ölüyorsunuz. Save de yok. Bu arada oyunu save'leyelim. Hemen bir şey olur. Elektrik kesilir. Yanarız. Vallahi dağlara taşlar arkadaşlar. Şimdi patato bakın. Sen nasıl unutmuşum ben ya. 3 kerpte öleceksin zaten 3 tane verdin. Şunu da gözlemledim bazı yerlerde. Söyleyin şunu arkadaşlar. Meyveler de hani sebzeler ile meyveler hani bir sıradan sonra bir süreden sonra işte nereye gitti benim kokonatlarım? Bir süreden sonra onlar da fazla vermeye başladı. Mesela benim bir tane lazingim. Şöyle şunu. Lazingim. Gel böyle. Kaybolmasınlar çünkü bug var. Aşırı bug var. Oha şuraya bakın. Taş yapmış taş. Üste dikmiş. Lazingim vardı. Yani bazılarında hani şu an ikinci hani koparmıştık ya lazingleri. Sonra sanırım 3 tane verecek. Çünkü ben onu gözlemledim. Bazen 2 tane veriyor bazen 3 tane veriyor. Ki bu iyi bir şey. Lazing almış mıyım? Ama lazingleri buraya yapmıştım neyse. Şimdi baltaları bulursam çok işime yarayacak. Bir de fire pit var. Şey var işte. Fish trap var. Fish trap nedir? Fish balık tuzağı arkadaşlar. Daha önce denemedim. Neden denemedim? Çünkü yanlışlıkla benim aptal kafam onu okyanusun diplerine attım ve kaldı. Ya şimdi bize bir taş lazım ya. Taşların hepsini harcadık galiba. Sticks ne işin var burada? Ya sticksler de maşallah hiç görmeden. Geliyorsunuz mu ne yapıyorsunuz? Bu arada hani eskiden bir bug daha vardı. Onu da söyleyeyim bayağı oynadım çünkü böyle ben. Çünkü şurada bakın palmiyeler üstüne çıktığınızda en üstte aşağı atladığınızda hemen ölüyordu. Şimdi o değiştirilmiş o bug. Şimdi ölmüyor birazcık şeyi kırılıyor hani bileği şey oluyor falan. Ama kırılıyor. Şurada bir şeyler mi var? Bana mı öyle geliyor? Evet bu hazinelerde ileri doğru güzel şeyler yapacağız. Anam. Ne o?
pusula buldum. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Şu tuşları da karıştırmasam süper olacak. Ya şöyle çekebilsek hani gizli eşyalarımızı belki koyalım, birisi çalmasın diye. Burada yalakalar vardır maşallah. Evet, pusula şimdi. Sanırım neyle gidiyordu bu? Evimizi dur bir saniye. Mesela evi gösteriyor değil mi bu? Evi gösteriyor bu pusula. Kırmızı işaret. Pusulamızı her zaman yanımızda tutmamıza gerek yok gerçi. Ama çok sevindim arkadaşlar, pusula buldum diye. İnanılmaz, bu oyun beni resmen sürükledi. Ya kokonatlarımı buraya koyuyorum ya. Özel eşyalarımı da şuraya koymak istiyorum. Şöyle çömel. Şuraya koyacağım. Ay kaybolur ki orada ya. Arkadaşlar kaybolur. Şöyle. Şuraya koyayım seni bari. Gel. Her şeyimin düzenli olmasını çok istiyorum. Çünkü düzen her şey, sonra oturmuyor. Gel. Bir taş da ver. X yapabiliyorum. Süper. X bizim içimize çok yarayacak. X'i bulduktan sonra ateşimizi yakalım. Gün için yemek pişirmek için yapalım. Artıkın. Bakın şimdi şöyle bir taktik var. Şöyle bakın. Şu taşın üstüne koyduğunuzda şöyle sanırım. Şöyle. Hadi ama. Hayır. Yedik, yanlışlık yedik, özür dilerim. Ya nasıl yapacağım onu ben? Fire tip bir şey yarıyordu ya. Bakın oldu galiba. Bakın pişiyor. Gel. Gel. Şöyle seni de koyalım. Aa bakın arkadaşlar çıkmıyor. Sanırım ortaya koyacakmışık. Ama ortaya koyduk, yine düştü. Af. İşimiz zor, dur bakalım. Ya düşüyor bunlar ya. Bir şey anlamadım. Ver şu bıçakla koyayım. Bıçakla oluyordu. Hayır. Ama bunun bir anlamı olması lazım. Çünkü ben öyle okumuştum. Bir anlamı olmadan ne işime yarayacak ki bu benim? Ya arkadaşlar lütfen söyleyin, bunun ne bu? Ben öyle okumuştum çünkü. Gel. Ya acaba mızrakla mı bir şeyle mi yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaş. Bir şey de olmuyor ki. Dur ya, pişireceğim ben seni. Gel bakayım. Ya demin durmuştun. Demin durmuştun, seni asiyetsiz bana mı şimdi yalakalık yapıyorsun? Aa! Bu sefer doldu. Sıra sende sonra. Diğer arkadaşlarını da pişireceğim. Gel. Şöyle önümüzü. Hayır bak, yıktın. Yaptığını yaptın mı şimdi? Şöyle taşıyayım bari bunları, üstümde taşıyacağım. Şunların hepsini şöyle bir güzelce pişirelim. Bak çıkma. Bak çıkıyorsun. Bak çıkma kardeşim, çıkma işte bak. Ya bunların bir anlamı. Ay ben başlayacağım şimdi. Aman yapmayalım, koymayalım. Düşer şimdi onu da. Tutmak zorunda kalırım. Neyse, biz o pişerken zaten tik sesi çalar. Buraya kadar gelir alarmlı. Alarmlı. Köpek. Bak köpeğe benzettim o taşı. Şimdi önemli olan oyunda yapmanız gereken arkadaşlar, çok önemli bir etken daha var. Onu da söyleyeceğim. Buraya geldik galiba. Gelmiş olmalıyım. Geldim, kapat seni hiç. Sonra açık falan kalır. Daha doğrusu açık bıraksaydım çok daha iyi olur. Çünkü geldiğimi anlardım oraya. O ne? Bakın bir şey gördüm orada. Umarım bir. O güzel bir şeydir. Çünkü çoğunlukla güzel şeyler yaslamak. Bakın hala pişirme sesi buraya yansıyor ama. Of, süper. Pişti. Bir tane daha pişti. Ateşimiz neredesin ateş? Ateş cayır cayır yanıyor. Seni de pişireyim böyle güzel.
Aynen öyle bakın. Aynen öyle. Bak ama yapamadın. Bakın oldu. Dörtlü pişirsem nasıl olacak ama? Aa oldu. Bakın arkadaşlar. Düzgün koyunca sanırım oluyor. Ama teker teker iyisiymiş. Yemek arkadaşlar bizim için çok önemli bir ihtiyaç olacağı için Nisan cevizlerinin bu arada hani kokonatları pişirmeyi zorunda kalmıyoruz. Bir geceyi geçireceğiz sizinle birlikte. Umarım iyi geçer. Bir gece şu kokonat yani yengeçleri pişirelim de sonra kaydedip bitiririz bu bölümü. Çünkü hani disk kapasitem aşırı çok ki bunları bile pişiremeyeceğiz. Gel gel. Gel alalım seni. Bu da pişsin. Hızlı hızlı hemen. Bakın kaç tane? 3 tane pişmiş. Güzel. Sonra yeriz, su içeriz bir de. Oh! Yat. Yat kebap başka ne? Şöyle kendimize de bir tane pişirelim. Mal gibi durmayalım öyle. Bu arada yatak ihtiyacımız olacak. Neden? Geceleri yapmak için burada mal gibi beklememek için yatak şart arkadaşlar. Yatak sanırım bize bir ihtiyacımızı karşılıyor. Hani böyle ne bileyim. Dikkatli olmamızı sağlıyor yatak. Öyle bir şey olması gerekiyor. Yatağa ihtiyacımız olacak. Yatağı da crafting de yapacağız. İleriki bölümlerde. Bu bölümü artık bunu sığdırdık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Save'leriz gideriz. Haydi bakalım. Bu arada yavaş pişiriyor sanki dim. Ya yengeç piş. Evet pişmiş diyor. Yengeç pişirmek de bu kadar zor mu? Onu da söyleyin artık. Bak düştü. Düşmeyeceksin. Şöyle bizimkini de pişir amca. Ha öyle kal. Gayet hızlı bir şekilde pişirdik sanırım. Umarım pişirmişiktir. Bugünlüğü bu kadar halledeceğiz. Acelem olabilir. Siz belki de ya neden kapatıyor bu Drossplay yani aa köpek balığı orada bu arada. Neden kapatıyor bu Tolunay abi bizi üzüyor diyor diyenleriniz olabilir. Acelem var arkadaşlar. Bir de disk kapasitem aşırı doldu. Onu da sığdıramam şey bölümü. Şimdilik bakın 4 tane yaptık. Yiyelim bakalım. Yiyelim suyumuzu içelim. Hayır ne yapıyorsun? Şöyle ikiden yiyelim. Bakalım doldu mu? Açlığımız doldu. Bir de su içelim. Şimdi nasıl? Her şeyimiz full. Şöyle boşta al. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Şöyle seyiliyorum. Yep. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki. Tabii hani hızlı gelirse bölümler. Çünkü şu an bir sürü serimiz var. Bir dahaki. Artık'ın sanat bölümlerinde görüşeceğiz. Başka diyeceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sanat bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.